Merhaba arkadaşlar. 14. fasikülümüz yani köklü sayılar fasikülünün test sorularını birlikte çözeceğiz şimdi. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki eşliklerden hangisi yanlıştır demişiz. A seçeneğine bakacak olursak 81 9'un karesi. Zaten ezbere biliyor olmamız lazım. Kök içerisinde 9'un karesi dışarıya 9 olarak çıkar. Kökün derecesiyle burası aynı olduğunda istisnai durumlar vardı mutlak değerce çıkan. Onları konu anlatımında zaten bahsetmiştik. Örnekle karşılaşırsak da yeniden ben size burada anlatacağım ama bunlar gider 9'dur diyebiliriz. B'ye geldiğimiz zaman 4'ün önceden kök içerisinde 4'ün karesi var. Ben bunu bir tık düzenliyorum. 4 2'nin karesine eşit. 2'nin karesinin karesi olur. 4. dereceden kök içerisinde 2 üzeri 4 olur. Yine dereceyle, kökün derecesiyle sayının kuvveti aynı olduğundan sonucu 2 olarak buluruz. Demek ki bu da doğru. C'ye geldik. Kök içerisinde 9 var. 9'u 3'ün karesi gibi yazarsam 3 üzeri 2 bölü 3 olarak yazıyorduk. Yani buradaki kuvveti paya, kökün derecesini paydaya şeklinde düzenleyebiliyorduk. Burada da 3 üzeri 2 bölü 3 yazıyor. Demek ki bu ifade de arkadaşlar doğru. D'ye baktığımız zaman 6. dereceden kök içerisinde 512 var. 512 2'nin 9. kuvveti, 2'nin 10. kuvvetine kadar ezbere bilin demiştim arkadaşlar. Şimdi bu ne olur? 2 üzeri 9 bölü 6 olur. 3'e böl 3, 3'e böl 2. 2 üzeri 3 bölü 2 olarak yazarız. Demek ki bu da doğruymuş. Kök içerisinde 225 var. 225 15'in karesidir arkadaşlar. Yani küp kök içerisinde 15'in karesi 15 üzeri 2 bölü 3 yapar. Ama bu direkt 15 dediğine göre yanlış olan seçeneği bu şekilde bulmuş olduk. İkinci sorumuzdayız. Bir işlem verilmiş ve bu işlemin sonucu bizden isteniyor arkadaşlar. Karekök içerisinde 125 var. 125 25 çarpı 5 şeklinde düşünürsek 5 kök 5'e eşit olur. Artı kök 0 çarpı kök 7 demiş. Kök 0 zaten 0. 0 çarpı kök 7 de yutan eleman olduğu için 0 eşit olacak. Geldik aşağıya. 7 kök 5 eksi 4 kök 5. Çıkarma işlemini paranteze alma işlemi olarak yapıyorduk. 7 eksi 4'ten 3 olursa 3 kök 5 şeklinde yazılır. Çarpım durumunda olduğu için arkadaşlar buradaki kök 5'ler sadeleşir ve sonucu 5 bölü 3 olarak buluruz. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Üçüncü sorumuzdayız. İşleminin sonucu bizden istenmiş. Karekök içerisinde bir şey görünmüyorsa kökün derecesi 2 idi. Eksi 5'in karesi var. En çok yapılan hata neydi arkadaşlar? İkinci dereceden kök içerisinde a kare her zaman a'ya eşittir demek yanlıştı. Bu mutlak değerci a'ya eşitti. Yani ben kalkıp burası eksi 5'tir diyemem. Neye eşittir arkadaşlar burası? Mutlak eksi 5'e yani 5'e eşittir. Kökün derecesi tek olduğunda ise bunlar gider direkt eksi 3'tür diyebiliyorduk. 5'in dereceden kök içerisinde 1. 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için 1'e eşittir demiştik. 5 eksi 3 2. 2 1 daha 3 yapar. Doğru cevabımızı A seçeneği olarak buluruz. Dördüncü sorumuzdayız. Yukarıdaki verilen modelde yeşil kutularda yazılı sayılar çarpılarak elde edilen sonuç mavi kutuya yazılıyor. Mesela 3 kere 3 9 yani 3'ün karesi olarak yazılmış. Kök derecesi yeşil kutu sayısı olmak üzere kırmızı dairede ise bu çarpımın kökü alınarak sonuç yazılıyormuş. Bakın burası 3'ün karesi. Derecesi 2 çünkü 2 tane yeşil var. Kök içerisinde, karekök içerisinde 3'ün karesi 3'e eşit olur. Mantık bu. Şimdi sorumuza gelelim. Aynı kuralla oluşturulan yukarıdaki modelde dairenin üzerine yazılması gereken sayı kaçtır? Şimdi ben 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 2 şeklinde 2 üzeri 5'e kadar gideceğim. Ki tabanlar aynı çarpma varsa üst sayılardan hatırlayın üstler toplanıyordu. Yani burası 1 artı 2 artı diye 5'e kadar gidecek. Sayılar konusundan hatırlayın ardışık sayıları. Birden başlayıp n'e kadar gidiyorsak n çarpı n artı 1 bölü 2 oluyordu. Yani 5 çarpı 6 bölü 2'den. Hatta ben yine size onu hatırlatayım şuraya. Bu toplam n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle bulunuyordu. Bizim buradaki n değerimiz 5. 5 çarpı 6 bölü 2'den 30 bölü 2'den 15 olur. Yani burası 2 üzeri 15'tir. Şimdi bu kökün içerisindeki taban olacak. Yani kökün içerisindeki sayı olacak. Peki kökün derecesini nasıl belirliyorduk? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sayı var. O zaman buraya 5 yazalım diyorduk. Bu kökün derecesini veriyordu çünkü bize. Bu dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? 2 üzeri 15 bölü 5. Yani 2 üzeri 3'ten sonucu 8 olarak buluruz. Doğru cevabımız D seçeneği olur. 5. sorumuzdayız. Karekök alma özelliği bulunan bir hesap makinesinde yapılan bir işlem ve bu işlemin sonucu aşağıda gösterilmiştir. 16 kök yazınca bu kök 16 demekmiş. Bakın burada böyle yazılıyor ya. Yani önce 16'yı yazdık. Sonra kök sembolüne bastıysak bu kök 16 demek oluyor. 3 ve kök sembolüne bastıysak kök 3 demek oluyor. Bu işlem o zaman kök 16 çarpı kök 3. Dolayısıyla bu da kök 48. Kök 48 de neye eşittir? 4 kök 3 diyebiliriz.
Buna göre bu hesap makinesinde sırayla tuşlarına basıldığında bulunacak sonuç kaçtır diye sorulmuş. 4 sonra kök sembolü var. Bu kök 4 çarpı 8 kök sembolü var. Kök 8 eşittir demiş. Demek ki önce bu sonucu bulacağız. Kaç yapıyor arkadaşlar bu? 8 kere 4 32 ya da siz buna 2 diyebilirsiniz. Buna da 2 kök 2 derseniz 4 kök 2 olur. Daha sonra arkadaşlar bölüye basılmış. Bölü 2 kök var bakın. O zaman bu kök 2 yapar, değil mi? O zaman kök 2'ler giderse işlemin sonucunu 4 olarak buluruz. Doğru cevabımız A seçeneği olur. 6. sorumuzdayız. İşleminin sonucu bizden istenmiş. Kök 3 eksi kök 2, kök 3 artı kök 2. Bunlar eşlenik değil mi arkadaşlar? Ne yapıyorduk o zaman? Kök 3'ün karesinden 3 eksi 2'nin kökenin karesinden 2 diyorduk. Ya da pratik olarak kök 3 eksi kök 2, kök 3 artı kök 2, kök 3 çarpı kök 3 3 artı çarpı eksi eksi kök 2 çarpı kök 2 2 diyorduk. Bunu konu anlatımında ben size uzun uzun anlatmıştım. Geldim aşağıya kök 2 ile kök 3'ü çarparsam da sonucu kök 6 olarak bulurum. Yani bu işlemin sonucu 1 bölü kök 6. Bakın seçeneklerde yok. Neden? Köklü sayılarda payda da kök sevmeyiz. Böyle durumlarda paydayı eşleniğiyle çarparız. Kök 6'nın eşleniği kök 6 olduğundan kök 6 çarpı 1 kök 6. Kök 6 çarpı kök 6 da 6 yapar. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olur. 7. sorumuzdayız. A 2'den küçük ve B de 2'den büyükmüş. İfadesinin eşiti bizden istenmiş arkadaşlar. Temel kuralımız neydi? Kökün derecesi çift olduğunda 2n de diyebilirim ama ben pratik olsun diye 2'yi seçiyorum. Burada a kare varsa bu dışarıya mutlak a çıkıyordu, değil mi? Şimdi geldik buraya. Ben burayı normalde mutlak değer a eksi 2 olarak çıkartırım. Mesela burayı da eksi buradaki işlemin işaretini yazdım. Mutlak değer b eksi 2 yazarım. Şimdi a 2'den küçükmüş. Basitçe arkadaşlar ne demiştik? Mutlak değerin içerisi negatifse dışarıya eksi ile çarpılarak çıkıyor demiştik. Basitçe mutlak değer konusunda daha ayrıntılı görüyoruz zaten. Ben a'yı 2'den küçük 0 seçeyim. Mesela burada 0 yazdığımda içerisi negatif oluyor. Ha, demek ki içerisi negatifmiş. O zaman bunu eksi ile çarparak çıkartıyorum. Eksi a eksi 2. Şimdi geldik buraya. B 2'den büyük olduğuna göre arkadaşlar mesela 3 alalım. 3 eksi 2'den burası 1 yapıyor. Yani pozitif yapıyor. Pozitifse dışarıya aynen çıkıyordu. Bu eksine aradaki işlemin işareti bu. Tamam. Şimdi eksiyi dağıtıyorum. Eksi a artı 2 eksi b artı 2. Ne oldu o zaman burası arkadaşlar? 4 eksi a eksi b oldu. Doğru cevabımız e seçeneği olur. 8. sorumuzdayız. Bir işlem verilmiş ve bu işlemin sonucu bizden istenmiş. Bu tip sorularda ilk aklımıza gelen şey en içteki kökten başlayarak dışarı çıkartmak. Ama kök 3 çıkmaz ki zaten, değil mi? O zaman bu tip sorularda ikinci yöntem aklımıza gelecekti. Neydi o arkadaşlar? Burayı çarpandan ayırıyorduk. Ki burada 2 çarpan olmak zorundaydı. Ben yine hatırlatmak için x artı 2 kök y şeklinde yazılır diyelim. Y'yi çarpanlarına a çarpı b olarak ayırdığımızda eğer x değeri de a artı b toplamına eşitse bu kök a artı kök b oluyordu. Aradaki işaret eksi ise burası da eksi oluyordu. Şimdi geldik sorunun köküne. Kök 3 var. 3 çarpı 1 3. Toplayınca da bakın 4 yapıyor. O zaman bu kök 3 artı kök 1'dir ki kök 1 zaten 1'e eşit. Şimdi buradaki ise bu işlemin aynısı yaptığımın sadece aradaki işaret eksi. O zaman ben buranın yerine de kök 3 eksi 1 yazarım. Baştan yazacak olursak bu ifade yerine kök 3 artı 1 eksi bu ifade yerine de kök 3 eksi 1 yazıyorum. Şimdi kök 3 artı 1 dursun. Eksiyi dağıtalım. Eksi kök 3 artı 1 yapar. Bakın artı kök 3 eksi kök 3 0 birbirini götürdü. 1 artı 1'den sonucu 2 olarak bulduk. Doğru cevabımız B seçeneği yapar. 9. sorumuzdayız. Aşağıdaki modellerde yeşil kutularda verilen sayıların toplamı aynı sıradaki boyalı olmayan kutuya yazılıdır. Mesela 1 ile 3'ü toplamış 4 bulmuş. 5 ile 7'yi toplamış 12 bulmuş. Mavi kutuda ise boyalı olmayan kutuların üzerinde yazan sayıların çarpımının karekökü yazılmış. Mesela 4 ile 12'yi çarpmışız kaç? 48. Kök 48 ne yapar? 16 çarpı 3 olduğu için 4 kök 3 olur. Bu örneğimiz bizim. Bize de neyi soruyor arkadaşlar? İkinci şekilde mavi kutuya ne yazılmalı diye soruyor. Önce şu boş boyalı olmayanları bulalım. Kök 3 ile 3 kök 3'ü topluyorum. 4 kök 3 yapıyor. 2 kök 3 ile kök 3'ü topluyorum. 3 kök 3 yapıyor. Sonra bu ikisini çarpıyorum. 4 kök 3 çarpı 3 kök 3. 4 kere 3 12 sayıyla sayı. Kökle kök. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsak da 3 olur. 36. Ve kök içerisine alırsak da soru işaretinde yani 2 nolu kutuda mavi kutuya yazmamız gereken sayıyı bulacağız. Kök 36 neye eşittir arkadaşlar? 6. Doğru cevabımız C seçeneği olur.
10. sorumuzdayız. Aşağıda ardışık iki çizgi arası mesafenin eşit olduğu çubuklar ve bu çubukların boyları gösterilmiştir denmiş. Buna göre üçgen bölü kutu değeri. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parça kökona eşitmiş. 8 parça, 8 birim kökona eşitmiş. Üçgen ise 3 birim uzaklıkta. Yani 3 parça ya da 3 birim diyebiliriz. Fark etmez. 8 parça kökonsa 1 parça kökon bölü 8'dir. Üçgen 3 parça uzaklıkta olduğu için 3 ile çarptım. Buraya üçgen dedim. Şimdi geldik kutuya, kareye. Bakın bu 4 parça. 4 parça neymiş o zaman? Kök 5'e eşitmiş. Peki kutu nerede? 2 parça uzunlukta. Bunun yarısı kadar. Direkt kök 5 bölü 2 diyebilirsiniz. Ya da kök 5 bölü 4 bir parçayı bulduk. Sonra 2 ile çarpabilirsiniz. Tercih sizin. Ben kutuya da kök 5 bölü 2 diyorum. Şimdi soru bizden üçgen bölü kutuyu istiyor. Yani 3 kök 10 bölü 8 bölü kök 5 bölü 2 istiyor. O zaman burası ne olur? 3 kök 10 bölü 8 çarpı ters çevirip çarpıyorum. 2 bölü kök 5 olur. 2'ye böl 1, 2'ye böl 4. O zaman burası 3 bölü 4 çarpı ortak kök içerisinde 10 bölü 5 olur. Dereceleri aynı olduğu için birleştirdim. 10'u 5'e böldüm 2. Ne bulduk sonucu? 3 bölü 4 çarpı kök 2 bulduk. Doğru cevabımız A seçeneği olur. 11. sorumuzdayız. İşlemin sonucu bizden istenmiş arkadaşlar. Hep gördüğünüz gibi paydalarda köklü sayılar var. O zaman eşlenikleriyle çarpalım. Yani 3 bölü kök 3 var. Bunu eşleniği olan kök 3 ile önce çarpıyorum. 2 bölü kök 2 var, eşleniği olan kök 2 ile çarpıyorum. 1 bölü kök 3 eksi kök 2 var, eşleniği kök 3 artı kök 2'dir. Bununla çarpıyorum. Şimdi yukarısı ne oldu arkadaşlar? 3 kök 3. Aşağısı ne oldu? Kök 3 çarpı kök 3, 3'e eşit. Aynı mantıkla 2 kök 2, aşağısı 2'ye eşit. Yukarısı kök 3 artı kök 2, aşağısı 3 eksi 2'den 1'e eşit. Sadeleştirelim arkadaşlar şöyle. Ne oldu? Kök 3 eksi kök 2 artı kök 3 artı kök 2 oldu. Artı kök 2 ile de eksi kök 2'yi götürürsek sadece kök 3 artı kök 3'ten sonucu 2 kök 3 olarak buluruz. Doğru cevabımız C seçeneği olur. 12. sorumuzdayız. Bu işlemin sonucu bizden istenmiş. İç içe kökler var arkadaşlar. Enişteki kökten başlayalım. Kök 100 neye eşit? 10. 39 ile 10'u toplarsam burası ne oldu arkadaşlar? 49. Kök içerisinde 49 neye eşittir? 7. 16 eksi 7 neye eşittir? 9. Kök 9 neye eşittir? 3. Yani bu şekilde aslında çok pratik yapabiliriz. Şimdi eğer takip etmekte zorlandıysanız baştan şöyle çözeyim. Kök içerisinde 16 eksi kök içerisinde 39 kök 100 yerine 10 yazıyorum. O zaman burası ne oldu? 16 eksi kök içerisinde 49 oldu. Şimdi kök 49 neye eşit arkadaşlar? 7'ye eşit. 16 eksi 7. 16 eksi 7 de 9'a eşit. Kök 9 da 3'e eşittir diyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği olur. 13. sorumuzdayız. Küp kök içerisinde 3 üzeri x eksi 1 ifadesi 27'ye eşitmiş. Buna göre x değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi iki türlü çözebiliriz. 1. Bunu kökten dışarı çıkartırız. 3 üzeri x eksi 1 bölü 3 olur. 27 de 3'ün 3. kuvvetidir. Tabanlar eşit. Arada eşitlik var. Üslü sayılardan hatırlayın. Kuvvetler de bu şekilde birbirine eşit olur. Yani x eksi 1 içler dışlar çarpımı yaparsak 3 kere 3'ten 9 olur. Eksi 1'i de sağ artı 1 olarak gönderirsem x'i 10 olarak bulurum. İkinci yöntemde ne yapabiliriz arkadaşlar? Her iki tarafın 3. kuvvetini alırız ki şu küp kökten kurtulalım diye. 3 üzeri x eksi 1 o da eşittir. 27'nin 3. kuvveti olur. 3 üzeri x eksi 1 eşittir. 27 3'ün 3. kuvveti. 3'ün 3. kuvvetinin 3. kuvveti de üstün üstü olduğunda üstler çarpılıyordu. 3 üzeri 9'a eşit olur. Yine aynı mantık, tabanlar eşit, arada eşitlik var. Kuvvetler birbirine eşittir. Buradan x'i yine 10 olarak buluruz. Doğru cevabımız B seçeneği olur. 14. sorumuzdayız. Aşağıda yerden yüksekliği verilen çalışma masasından daha yükseğe bir pano asılmıştır. Bakın burası 1,5 metreymiş. Astığımız pano altyapı çalışması, şu an yaptığımız işlem. Bu demek ki yerden 1,5 metreden de yukarıya asılıyormuş. Buna göre panonun yerden yüksekliği metre türünden aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz? Şimdi arkadaşlar 1,5 metre köklü sayı olarak yazılırsa nasıl yazılır? 1,5'un karesi olur. Doğru mu? Peki 1,5'un karesi nasıl bulunur? 1,5 çarpı 1,5 yapabiliriz böyle. Ya da 15 çarpı 15, 225 karesini ezbere biliyoruz. Zaten 2 virgül olduğu için bu da 2,25'e eşittir diyebiliriz. Yani 1,5 metre kök içerisinde 2,25'tir. O zaman 2,25'ten daha büyük olması lazım kök içerisindeki sayının. Tabii daha büyük olması lazım. Eşit olamaz diye sormuş.
6 olur. Çünkü 2,25'ten büyük 5 olur. 2 kök 4'tür. 4 olur. 2,25'ten büyük 3 olur ama tam olarak 2 olamaz. Çünkü kök 2 küçüktür. Kök içerisinde 2,25. O zaman bu paranın masanın daha altında olması gerekirdi. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olur. Bu fasikülümüzün son sorusundayız arkadaşlar. Aşağıdaki şekillerde kutu üzerinde yazan sayı ilişkili olduğu dairelerin üzerinde yazan sayılardan büyük olan en küçük tam sayıya eşitmiş. Nasıl olduğunu anlamak için burada bir örneğimiz var arkadaşlar. Bakalım şimdi. Küp kök 2, kare kök 3 ve 6. dereceden kök içerisinde 64 var. Bunlardan en büyük olanı bu. 6. dereceden kök içerisinde 64 ki o da 2'ye eşit. Ne diyordu arkadaşlar? Buradaki yazan sayıların içerisinden en büyüğünü seçiyorduk. Bu yazan sayı ise, yani şuradaki kutuda yazan sayı ise, bu en büyük sayıdan büyük olacak ama en küçüğü olacak. Yani 2'den büyük tam sayılar neler? 3, 4, 5, 6. Bunların içerisindeki en küçüğü arıyorum. O yüzden 3 yazdım. Mantık bu. Şimdi bu kıyaslamayı nasıl yapıyoruz aslında? Küp kök 2'miz var. Kare kök 3'ümüz var. 6. dereceden kök içerisinde 64'ümüz var ki bu da zaten 2 üzeri 6'ya eşit ama şimdilik böyle durabilir. Şimdi hepsini kıyaslayabilmek için arkadaşlar derecelerini aynı yapalım istiyorum. Yani burayı 2 ile genişlettim. Şurada normalde 2 var. 3 ile genişlettim gördüğünüz gibi. O zaman burası ne oldu? 6. dereceden kök içerisinde 4. Burası ne oldu arkadaşlar? 6. dereceden kök içerisinde 27 ve 6. dereceden kök içerisinde 64 var. 64 hepsinden büyük olduğu için şunlara hiç bakmama gerek kalmadı. Bu da 2'ye eşit. 2'den büyük en küçük tam sayı kaçtır? 3. Dolayısıyla şekil 1'i bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi hepsini siliyorum. Şekil 2'ye geliyoruz. Çünkü buradaki kutu üzerine yazılması gereken sayıyı aslında bizden istiyor. 2 kök 5, 3 kök 3 ve kök 28. Hepsini kök içerisine alayım. En büyük hangisi bakayım. 2'yi içeriye aldım arkadaşlar. 5 kere 4 20. 3'ü içeriye aldım. 9, 9 kere 3 27. Burada da kök 28 var. Gördüğünüz gibi zaten aslında kök 28 en büyük sayımız. Kök 28'den büyük olacak ama en küçük tam sayı olacak. Mesela 5 olabilir mi? 5 olsa arkadaşlar kök 25 olur. Kök 28'den büyük değil. Otomatik olarak diğerleri elendi. 6 olur mu? 6 kök içerisinde 36 olur. Gördüğünüz gibi kök 28'den de büyüktür. 5 olmadığına göre 5'ten sonra gelen hemen sonra gelen tam sayımız 6 olduğuna göre demek ki biz burada kutu yerine 6 yazabiliriz. Bu şekilde köklü sayılar fasikülünü bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki fasikülümüzde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı Yayınları.